Türkiye'de, dünyada gözden kaçanlar, satır arasında kalanlar, gündeme dair sorulacak ne varsa, cevap aranacak ne varsa. Şimdi Afşin Yurdakul'la 360'ta. Değerli izleyiciler, Habertürk'ten ve 360'tan merhaba. Günlerdir Ukrayna'da ne oluyor sorusuna yanıt arıyoruz. Rusya işgale mi hazırlanıyor, geri mi çekiliyor? Amerika Ukrayna'yı koruyan açıklamalar yapıyor ama bir taraftan da Rusya'ya karşı yangını körüklüyor mu sorusu da masada. NATO nerede duruyor? Peş peşe açıklamaların geldiği günler yaşadık, yaşıyoruz. Bir taraf Belarus'ta hazır bekliyor, diğer taraf Bulgaristan'a asker gönderiyor. Büyük fotoğrafta ne göründüğünü anlayamazsak kayboluruz. Öylesi bir trafik var günlerdir. Uzman isimlerle ele alacağız nerede durduğumuzu bu krizde. Başlıyoruz 360'a. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu ve İstinye Üniversitesi Gülsem Direktörü İsmail Hakkı Pekin'le birlikteyiz bugün 360'da. Hoş geldiniz. Teşekkürler vaktiniz için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun Sayın Pekin, Sayın Babiroğlu. Şimdi sizinle askeri durum üzerine konuşmak isteriz ve görüşlerinizden faydalanmak isteriz. Öncesinde son 24 saatte ne oldu bu krizde diye yaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü çok taraflı, çok açıklamalı, çok katmanlı bir jeopolitik gerginliği takip ettiğimiz için sıcak gelişmeleri de aktararak gitmekte fayda var diye düşünüyoruz. Bu sebeple şimdi önemli bir önemli detaylar içeren bir haberi paylaşmak istedik. Rus askerlerinin Ukrayna sınırından çekildiğine dair kanıt olmadığını savunan İngiltere, Moskova'nın olası işgal planını yayınladı. Malumunuz Kremlin diyor ki biz çekiyoruz askerleri. Çektik. Bazı görüntüler yayınlandı, Kırım'dan geldi. Ondan sonra NATO, Brüksel ve Washington dedi ki biz bunun kanıtını görmüyoruz. Daha askerler orada. Olası işgal planı haliyle ilgi çekici bir boyut taşıyor. Arka planında bir istihbarat çalışması var. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haritalarla bir rota çiziliyor. Olası bir savaşta da ayrıca çok fazla can kaybının yaşanacağı belirtiliyor ve Rusya'ya bir diplomasi çağrısı yapılıyor. Haber ekrana gelsin, üstüne konuşacağız. Why does President Putin want to go to war? He views Ukraine as a... İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği iddialarını bir adım ileri taşıdı. Savunma Bakanlığı, Rusya'nın olası işgal planını yayınladı. İngiltere Savunma Bakanlığı, planı resmi Twitter hesabından istihbarat güncellemesi olarak paylaştı. Rusya'nın tatbikatlarını tamamlayan bazı birimlerin üstlerine döndüğü açıklamasına karşılık, Rus güçlerinin çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik denildi. Rusya'nın sınırdaki askeri varlığını sürdürdüğü, uyarıda bulunmadan Ukrayna'yı işgal edebileceği belirtildi. Olası işgal planının haritalarla rotası çizildi. O rotaya göre ilk aşamada Rusya birlikleri Belarus'tan ve doğudaki iki noktadan başkent Kiev'e hareket edecek. Kırım'da konuştuğu Rus askerlerinin de destek vereceği harekatta hedef Dnipro kentini ele geçirmek olacak. İkinci aşamada ise Dnipro'dan çıkan birlikler Karadeniz'deki liman kenti Odessa'ya ilerleyecek. Russia now has over half its ground combat power near the Ukrainian border. İngiltere'nin paylaştığı videoya göre saldırı birkaç gün içinde olabilir. Rus lider Putin diplomasiyi seçerek çatışmayı önleyebilir. Ancak savaşmayı seçmesi halinde çok sayıda sivilin hayatını kaybedeceği belirtiliyor. Rusya, tatbikatlarını tamamlayan askeri birliklerin dönüşe geçtiğini açıklamıştı. Son olarak üstlere dönen tankların görüntülerini paylaştı. Bazı Rus birliklerinin dönüşe geçtiği açıklaması Batı'yı ikna etmedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da Rusya'nın Ukrayna'ya girmeye hazırlandığına dair tüm işaretlerin mevcut olduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini söyledi. Rusya, Ukrayna sınırında sayıları 100 bini geçen askeri birlikleri ve Karadeniz'deki savaş gemileriyle Batı'da endişeye neden oluyor. NATO ülkeleri olası bir işgale karşı Rusya'yı uyarırken Moskova iddiaları reddediyor. Peki, haber böyle. Üstüne konuşalım isteriz. Sayın Pekin, Sayın Babiroğlu, sizleri tekrar ekranda görebilirsem. Hoş geldiniz. Sayın Pekin, sizinle başlamak isterim. Şimdi işgal haritası yayınlamanın
hem bir askeri istihbarat boyutu var, hem de bir siyasi mesaj boyutu var. Her ikisini de sizlerle yorumlamak isterim. Bu haritaya baktığınızda ne düşündünüz, ne söylüyor sahaya dair ve işin politik mesaj, karşılıklı politik mesajlar gönderme boyutuna dair? Şimdi şöyle söyleyeyim efendim, bu haritaya baktığımda yani ne olduğunu yani herkes anlar ne olup ne bittiğini. Normal Rusya 3 yerden çevirmiş, yani hem güneyden hem doğudan hem de şey üzerinden, Belarus üzerinden yeteri kadar gücü var. Ve bu güçlerin bir kısmı işte Kiev'i hedef olarak gösteriyor. Bir kısmı da Donbas bölgesindeki orayı biraz daha genişletiyor. Hem Kırım'a bağlıyor hem de Kırım'dan şeye doğru, Odessa'ya doğru gidiyor. Yani Karadeniz kıyılarına kadar gidiyor. Yani normalde şimdi Rusya'nın tertiplenmesini gördüğünüz zaman bu haritayı çizebilirsiniz. Bu haritada bir şey yok. Yani dolayısıyla böyle bir şeyin, haritanın Rus güçleriyle mesela Kiev'e gitmesi Rusların, orada 2,5 milyon, 3 milyon insan yaşıyor. Bence delilik. Yani niye meskun mahallelerde ne yapacaklar? Yani meskun mahalleleri, eğer şu var, eğer Rusya daha önceden bu meskun mahallelerde bir altyapı kurmuşsa özel kuvvetleriyle veyahut da milis güçleriyle, o zaman sorun olmaz. Ama orada büyük bir İngilizlerin söylediği gibi yani böyle şey, nüfusu büyük olan yerlerde, büyük şehirlerde, Kiev'de, işte birkaç sefer gittim Kiev'e, yani orada böyle bir şeye kalkarlarsa o zaman tabii içeride şey olur. Yani İngiltere şunu ısrarla söylüyor. Bu ölüm sayısı 50 bini geçerdi Amerikalılar. İngiltere çok kan akar diyor. Bu tamamen, bu harita ve bunların yaptıkları işler tamamen bir enformasyon. Yani psikolojik harekat, ondan sonra enformasyon savaşı, bilgi savaşı, psikolojik harekat yapıyorlar ve istihbarat savaşları yapıyorlar. İngiltere bu konuda çok hassastır. Biliyorsunuz bizim şeyde de bu sanırım Filistin cephesinde de buna benzer bir olayı var. Bir harita, ölmüş bir İngiliz'de bir harita bırakıyorlar o yere. Bizimkiler alıyor. İngilizlerin o bölgeden taarruz edeceklerini Naim Paşa da hatırlar. Nereden taarruz edeceklerini görüyorlar. Ondan sonra ona göre tertipleniyorlar. Fakat İngilizler tam ters istikametten taarruz ediyorlar ve Filistin'i kaybediyoruz. Yani İngilizler bunu çok yapar. Yani hem casusları vasıtasıyla hem içerideki adamları vasıtasıyla. Yani işte meşhur şeyleri var. Casusları var. Lawrence var. Şeyin, Güney'in kraliçesi dediğimiz şey var. Bayan var. Yani bu konuda İngilizler çok şeydir. Çok önemlidir. Ruslar da şunu yapıyor şu anda. Ruslar geri çekilmiyor. Yani çekilse bile geriye. Şimdi bakın, Rus güçlerini şöyle düşünün. Şimdi Rus güçleri aslında ülke çok büyük. Merkezi bir yerde çok büyük bir gücü var Rusların. Diğer yerlerde, tehdit bölgelerinde de tamamlayabileceği güçler var. Şimdi burası böyle bir yer. Ve Rusya merkezden, kol ordularının, orduların bulunduğu merkezden alıyor şeylerini. Tren yoluna veriyor, trenle şeye kadar, yük trenleriyle kritik noktaya kadar getiriyor. Ondan sonra birlikler indikten sonra oradan muhtemel görev yerlerine doğru gidiyorlar. Tam da görev yerlerine gitmiyorlar. Yani şu anda mesela inanıyorum ki bakabilsek uydu görüntülerine, şeydeki Minsk'teki ya da Beyaz Rusya'daki güçler Kiev'in en az 50-60 kilometre daha kuzeyindedir. Yani bu kadar ve orada tertiplenmişlerdir. Yani onlar öyle bir ayarlarlar ki taarruz edeceğini nasıl anlarız? Bizim meşhur şeyimiz var. İşte sabah olmadan böyle tam alacakaranlıkta taarruzu o zaman başlatır genelde. Genelde Dünya Silahlı Kuvvetleri. O tarihte bulunduğu yerden oraya gidinceye kadar bu mesafe işte 1,5-2 saatlik falan bir mesafe olur ki oraya geldiklerinde sabah alacakaranlığı başlangıcı olsun ve alacakaranlık başlangıcında taarruz başlasın. Şimdi bunu yukarıdan uyduyla görüyorlar. Ruslar oradan trenlerle, yani getirdikleri güçleri geriye çekmiyorlar. Çektikleri şu, sanırım Kırım'da
10 tane uçak çekmişler geriye. Tatbikat katan bazı birlikleri çekmişler. Onlar da zaten şeye yakın. Üstleri o bölgeye yakın. Ama bu birliklerin üstleri çok daha geride. Rusya çok geniş bir ülke. Çok daha geride. Ve burada Rusya'nın neyi çekmesini bekliyorlar? Herhalde şeyi çekmesini bekliyorlar büyük bir ihtimalle. Beyaz Rusya'daki birliklerini çekmesini bekliyorlar. Çünkü Beyaz Rusya kuşatıyor. Direkt Kiev'e doğru geliyor. Neyi çekmesini bekliyorlar bölgede diye baktığımızda Beyaz Rusya ile Beyaz Rusya'daki birliklerle birlikte belki dışarıdan getirdikleri doğudaki birliklerini çekmeleri gerekiyor. Zaten içeride Wagner var bu bölgede. Ayrıca bir de şey var. Bu bölgedeyiz Donbas, başka yerlerde mi? Donbas bölgesini söylüyorum. Ayrıca Donbas'ın dışında bir de aynı bölgede şey var. Amerikalıların bu Akademia şirketi var. O da bu bölgede. İngilizlerin şirketleri bu bölgede. Ve baktığımızda olaya, evet, Ruslar şunu bekliyorlar. İnatla bu kadar gücü getirmiş Avrupa'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne isteklerini yerine getirmeleri için bu güçleri burada tutacaklar. Güçleri. Yani bu bir şey savaşı. Yani biz şöyle tabii, herkes mesela karşılıklı oturtur şeyde, akademide. Herkes mesela ben yanında oturan arkadaşın ağzına parmağımı sokarım. O da benim ağzıma sokar ve ısırmaya başlarız. Kim erken bırakırsa, yani böyle bırakırsa o kaybeder. Dolayısıyla şu anda böyle durum bu mu? Durum bu şu anda. Böyle bir şey var. Israrla Rusya güçlerini çekmiyor bölgeden ve diyor ki benim isteklerim, güvenlik ihtiyaçlarım bunlar ve bu güvenlik ihtiyaçları tartışılıyor Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de ısrarla Rusların taarruza hazırlandıklarını gündeme getiriyor. Hem Ukrayna'daki halkı korkutuyor, hem Avrupa'daki ülkeleri ve NATO'yu bir arada tutmaya çalışıyor. Çünkü NATO'da çatlak var. Ne çatlağı var? Fransızlar, Almanlar bu işe karşılar. Yani hatta daha küçük ülkelerden de bu işe karşı olanlar var. Dolayısıyla böyle bir şey içindeyiz. Şimdi bir taraftan bilgi karışıklığı devam ediyor. Mesela Rusya bugün daha ileri götürdü. Nükleer başlık taşıyabilen füzelerle tatbikat yapıyorlar. Süpersonik silahlarla tatbikat yapıyorlar. Ha, bir de belki bu şeye yönelik Baltık'tan çektiği amfibi gemiler var. Bu gemiler büyük çapta birlik naklediyorlar. Bir de onların geri çekilmesini istiyorlar büyük bir ihtimalle. Onlar olduğu zaman belki o zaman da Rusya'nın caydırıcılığı ortadan kalkar. Çünkü Rusya kuruşlanma şekliyle çok büyük bir caydırıcılık sağlıyor. Ve inatla kendi güvenlik ihtiyaçlarının dikkate alınmasını ve bunlar alınıncaya kadar bu bölgede kalacağını değerlendiriyor. Şimdi şeyle ilgili bir şey konu vardı. Bu eski MI6'in başkanı var. Biraz evvel onu okuyordum. Rusya diyor, Rusya'nın çok fazla kazancı var diyor. Ne yaptı diyor, Rusya'nın güvenlik ihtiyaçlarını şimdi tartıştırıyor. Bir de Avrupa ülkeleri Rusya'nın doğal gazına ne kadar bağımlı olduklarını yeniden öğrendiler diyor. Gerçi von der Leyen kış süresince şeyimiz var, gazımız var diyor ama Rusya bunu oynuyor şu anda. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Pekin. Şimdi aslında çok farklı boyutlar var. Her yeni gelişmeyle de bu çıkıyor. Sayın Babiroğlu, sizinle devam edelim istiyorum. Birincisi, evet, böylesi bir haritanın İngiltere tarafından gündeme getirmiş olmasına nasıl bakarsınız? İngiltere-Rusya ilişkilerine dair paylaşmak istediğiniz görüşleriniz olursa duymayı arzu ederim. İkincisi, Sayın Pekin de altını çizdi. Ne tatmin eder? Herhalde Belarus'taki askerlerin çekilmesi olabilir. Bir taraftan da Münih Güvenlik Konferansı var. Orası önemli bir platform. Hatta güvenliğin Davos'u olarak bilinmesinin sebebi bu. İzleyicilerimiz hatırlayacaktır. Geçen yıl Biden Amerika geri döndüğü de bu kürsüden söylemişti. Yani önemli bir güvenlik kürsüsü orası. Acaba orada nasıl açıklamalar gelecek, burayı etkileyecek? Buradan bir beklentiniz var mı? Bir de pas atıp sonra araya girmek istemiyorum. O sebeple hepsini yönlendireyim size. Ukrayna çevresinde, daha geniş çevresine baktığımızda nasıl bir askeri denge görmeye başlıyoruz artık biz? Sadece Ukrayna-Rusya sınırında değil, Bulgaristan'da bir yığınak, Belarus'ta bir yığınak,
Doğu Avrupa genelinde bir hareketlilik. Bize ne gösteriyor resim? Evet. Afşin Hanım, teşekkür ediyorum. Önemli konulara vurgu yaptınız. Önce plandan başlayalım. Şimdi burada aslında savaş şu şekilde devam ediyor. Bir istihbarat savaşı, iki siber savaş devam ediyor. İstihbarat savaşının aktörlüğünü üstlenen iki ülke var. ABD ve İngiltere kışkırtıcılık yapıyorlar. Yani adeta kışkırtıcı bir savaşı tetikliyorlar sürekli. Yanlış bilgiler yayımlayarak Avrupa Birliği ülkelerini, yani Batı İttifakı'nın, NATO üyelerinin hem beyinlerinde belirsizlik oluşuyor hem de Rusya'ya karşı cephe almaları için bazı fırsatları değerlendirmeye çalışıyorlar. Birincisi bu. Rusya, dikkat ederseniz, sürekli açıklamalar yapıyor. Biz herhangi bir saldırı yapmayacağız. Sadece güvenlik yanıtlarını bekliyoruz NATO'dan, ABD'den diyor. Peki bu plan, stratejide bir kural vardır. Mantıklı ve tutarlı olmayan hedeflere hiçbir stratejiyle ulaşılmaz. Yani siz bir plan yaptığınız zaman Afşin Hanım, hedef mantıklı ve tutarlı olmalı. Yani hedefi ele geçirme imkanınız olmalı. Bir de hedefi ele geçirdikten sonra, hedefin ele geçirmesinin ardından bu hedefi ele geçirme stratejide çok yanlış iş oldu, geçirmemeliydik dememeniz lazım. Fakat bu plan stratejiye aykırı bir plan. Yani hedef stratejinin anahtarıdır. Mantıklı ve tutarlı olmayan hedeflere hiçbir stratejiyle ulaşılamaz. Buna aykırı. Neden aykırı? Ne Doğu öğreti sisteminde, ne Batı ittifakında, NATO veya Avrupa ülkeleri öğreti sisteminde, askeri doktrinlerde bir ülkenin başkentinin, eğer dünya savaşı çıkmamışsa, genel bir savaş yoksa ve o ülkeyle sürekli savaş halinde değilseniz, bir ülkenin başkentini işgal etmek ya da orayı, başkente saldırı düzenlemek, bu tamamen Birleşmiş Milletler dahil tüm dünyayı karşınıza almak demektir. Her ne kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Çin Rusya'yı destekleyecek ise de sonuçta yani Almanya'yı bu sefer Rusya'nın karşısında görürsünüz. İtalya'yı, Hırvatistan'ı ve diğer ülkeleri, Fransa'yı. Dolayısıyla bu plan, benim kendi değerlendirmeme göre, Sayın Komutanıma katılıyorum, İngiltere'nin bir istihbarat savaşının bir parçası. Zaten askeri planlar hazırlanırken Afşin Hanım, hem Rusya hem ABD ve Batı İttifakı, yani ülkeler hazırlarken, harekat planının içinde bir psikolojik plan olur, bir aldatma planı olur. Aldatma planı şu anda Rusya yapıyor, gayet güzel yapıyor. Neden? Birlikleri gündüz bir yerden bir yere intikal ettiriyor kısa süreli. O birlikleri geri çektik diyor. Buna biz aldatma planı diyoruz, harekat planı içinde. Halbuki geri çekilen birlik yok. Çekmiyor ABD'de, yani Rusya. İngiltere'de çekmiyor. ABD tatbikata katılan birliklerin bazılarını çekiyor olabilir. Ama normalde Ukrayna sınırından herhangi bir birlik çekmiyor. Sadece geçici olarak bir noktadan başka bölgeye intikal ettiriyor veya geri intikal ettiriyor. Buna biz zaten harekat planının doğasında aldatma planı vardır. Yani karşı tarafın, tırnak içinde düşmanın aldanmasını sağlamak için. Bu vardır zaten. Şu anda bu oluyor. Rusya onu yapıyor. Başarılı. İngiltere ve ABD ne yapıyor? İstihbarat savaşıyla kışkırtıyor sürekli. Hem Rusya'yı kışkırtıyor hem de ülkeleri Rusya karşısında cephe almalarını sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bu plan uygun bir plan değil. Evet. Yani mantıklı ve tutarlı bir plan değil. Ancak şöyle var. Evet, buyurun. Estağfurullah. Cümlenizi bitirin. Ondan sonra yeni bir açıklama var da ilginç. Onu sormak istiyorum size şimdi. Ekranda da yazıyor. Siz cümlenizi buyurun bitirin. Fakat ben bölmek istemem. Bu planda Kiev hariç yani kuzeydeki Kiev hariç iki tane nokta önemli. Birincisi, eğer bir kışkırtma, bir provokasyon olursa ya da Putin Rusyası'nın beklediği yazılı davetler verilmezse ve Putin eğer NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin bu şekilde bölünme sürekliliğini görürse yaptırımların uygulanmasında, ekonomi yaptırımların, çünkü hiçbir zaman NATO muharip güç kullanamaz Ukrayna'ya, bunun altını çizerek söylüyorum. 1998-2001 yılında NATO'da görev yaparken Ukrayna'dan sorumlu bir NATO subayıydım ben. Arada bir gider, onların NATO'ya hazırlık seviyelerini biz denetlerdik diğer yabancı subaylarla beraber. O bölgeyi bilen biri olarak söylüyorum. NATO orada güç kullanamaz. Bir kere bunun altını çizelim. Bunu Putin çok iyi biliyor. Kurmayları da çok iyi biliyor. Ancak Putin şunu bilmiyor.
Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri, yani bu ülkeler Rusya'ya şiddetli ekonomik yaptırım uygulama konusunda ne kadar birlik olabilir? Onu şu anda kestiremiyor. Eğer hafif olduğunu düşünür ve provokasyon olursa hiç kuşkunuz olmasın. Donbas'ı bir kere Ukrayna'dan koparacaktır. Birinci seçeneği budur planın. Yani akıllı bir askeri doktrin öğretimi almış bir kişinin birinci planı odur. İkincisi, eğer yaptırımlar konusunda göze alırsa ve Rusya'nın fazla etkilenmeyeceği konusu olursa, bu kez hiç kuşkunuz olmasın, Donbas'ı kopardıktan sonra Odessa'ya yönelecektir. Devam edelim. Güneyde, yani Moldova'ya doğru ve Kırım'ın Karadeniz'e irtibatını tamamen kesecektir. Hı hı. Bu mantıklı ve tutarlı bir plandır. Bunun üzerinde de çalıştıklarını ben değerlendiriyorum şu an. Naim Bey, yalnız ilginç olan da şu, mesela Kırım'dan sonra yaptırımlar Rusya'ya ne kadar zarar verdi? Çok fazla. Yani etkilemedi. Öyle değil mi? Şimdi Kırım'dan sonra, yani bir emsal var ortada. Şimdi Ukrayna... Yani Rusya nasıl bir hesap yapıyor orada sizce? Ya Kırım'dan sonraki yaptırımların nispeten etkisizliği ne diyor Kremlin için? Ya bu yolda denebilir diyor mu? Kırım'daki tabii yaptırımla buradaki durum biraz farklı. Buradaki durum Rusya'daki bütün bankaların uluslararası sektörde tamamen irtibatlarını kesti. Swift'ten çıkarlarsa yani, evet, o canlarını çıkarır. Evet. Bu şu anda Putin'i en fazla korkutan durum bu. Ama burada Almanya, Fransa, İtalya, Hırvatistan gibi ülkeler ayrı. Onun altını. Ama altını çizelim bakın, stratejide ve askeri açıdan bakıyoruz. Stratejide bir kural vardır Afşinan'ın. En mükemmel zafer hiç savaşmadan elde edilen zaferdir. 5000 yıllık yazılı savaş tarihinin hükmüdür. Peki Putin Rusyası zafer kazandı mı diyemeyiz ama. Kazandı mı? Evet, kazandı Putin. Neden kazandı? Evet, 3 konuda kazandı. Ukrayna, Gürcistan'ın NATO üyesi olmaları mümkün mü sorusunun cevabını ben o ülkenin sorumlusu olarak çalışan bir eski NATO subayı olarak söylüyorum. 10-15-20 yıllık sürede mümkün değil. Hı hı. Almanya istemez, Fransa istemez, İtalya istemez, Hırvatistan istemez. Oy birliğiyle geçer. Demek ki mümkün değil. Hı hı. Bunu elde etti mi? Elde etti. Peki ne istiyor? Yazılı bir taahhüt istiyor. O fazla önemli. 2. 97 ve daha sonra Doğu Avrupa'ya, sizin sorduğunuz sorunun ikinci kısmıdır bu. Doğu Avrupa'ya ABD ve NATO'nun NATO ülkeleri olarak üyelik yaptırdığı 14 ülke var biliyorsunuz. Hepsi Sovyetler Birliği'nin eski coğrafyası veya Varşova Paktı'nın eski coğrafyası. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum. 1991'de Sovyetler dağıldıktan sonra NATO 16 üyeydi. Şimdi 30 üye. Bu 14 yeni üyenin hepsi Sovyetlerin ve Varşova Paktı'nın eski üyeleri. Kuzeyden, evet. Baltık'tan, Romanya. Şimdi evet. Burada ABD'nin ve NATO'nun yerleştirdiği 97'den sonra açık kapı politikası gereği yerleştirdiği askeri sistemler ve silah sistemleri var. Şimdi Rusya diyor ki bunları 97 konumuna getirin diyor. Burada peki başarılı oldu mu? Başarılı oldu. Nasıl başarılı oldu biliyor musunuz? ABD cevap verirken yazılı mektupta dedi ki biz dedi Batı ittifak olarak nükleer silahlar dahil olmak üzere orta ve uzun menzilli silah sistemlerinin kontrolü ve sınırlandırılması konusunda görüşmeye hazırız. Rusya ile görüşebiliriz. Evet. Masaya çekti mi NATO'yu ve ABD'yi Rusya? Çekebildi. Üçüncü kazancını söylüyorum. Ukrayna'yı ekonomik yönden çok daha olumsuz bir yöne, bir konuma götürdü mü Putin? Götürdü. Ekonomik yönden zayıf bir konuma götürerek Kiev yönetimini bu krizden ve gerginlikten sonra tartışılır duruma getirecek mi? Getirecek. Peki. Bu da işin ekonomik boyutu. Çok teşekkür ederim. Ama son bir cümle müsaade ederseniz. ABD'nin NATO'nun kaybı var, bölündüler ama ABD'nin bir kazancı var. Silah endüstrisi çarkını çalıştırarak silah satışını hızlandırdı Doğu Avrupa ülkelerine ve Bulgaristan, Romanya, diğer ülkelerde bu fırsattan faydalanarak askeri yığınak yaptı. ABD'nin de böyle bir kazancı var. Onun da altını çizelim. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi peş peşe son dakika açıklamaları ajanslara düşüyor. Ben onlara bir bakmak istiyorum, izleyicilerimize de aktarmak istiyorum. Malumunuz sıcak bir kriz takip ediyoruz biz ve gidişat açısından da, gidişatı anlamak açısından da önemli. Şimdi birincisi biz konuşurken Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı
liderden bir açıklama geldi. Buradaki vatandaşların, yaşayanların Rusya tahliyesinin gerçekleşebileceği yönünde. Bugün gerçekleşebilir diyor bu tahliye. Bir bunu görüyorum ajansta. Peş peşe düşüyor. Değerli izleyiciler, bazen çok gösterebilmek istiyorum bu ajans trafiğini. Biz buradan takip ediyoruz gelişmeleri. Keşke izleyicilerimiz de görebilse. Yani önüme şu anda pat 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 düşüyor bunlar. Almanya'dan açıklama geliyor, Ukrayna'nın doğusundan ayrı bir açıklama geliyor. İşte bakanlar konuşuyor birbirleriyle, onlarla ilgili özet açıklama geliyor. Böyle bir trafik var şu anda. Benim önümde ajans açık, onun için söylüyorum bunu. Münih Güvenlik Konferansı dediğimiz gibi bir taraftan devam ediyor. Ve Alman Savunma Bakanı'ndan da bir açıklama gördüm. O da, bir saniye bulup söyleyeceğim hemen. Bu bir Ukrayna krizi değil, it's a Russia crisis demiş. Bu bir Rusya krizi diyor. Yani o da aslında uluslararası platformda krizin çerçevesini Ukrayna'dan Rusya'ya çeken bir adım atmış bu ifadeyle. Sayın Pekin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderin tahliye olabilir, bugün başlatabiliriz, doğuda isteyen vatandaşları Rusya'ya tahliye edeceğiz demesi ne manaya geliyor? Burada da bir algıya dair bir çalışma mı var, yoksa gerçekten bir hazırlık mı var? Yani C hepsi mi? Şöyle bir şey söyleyeyim. Hepsi karışık ama büyük ihtimal algıya dayalı bir şey var. Son dönemde 60 sefer sanırım ateşkes ihlal edildi. Bir tank topu ateşlenmiş. Ondan sonra karşılıklı ağır silahların kullanımı var. Ayrıcılıklarla Ukrayna ordusu arasında. Bu şeyle ilgili. Dünyaya şöyle bir şey yapar. İşte Ukrayna güçleri buradaki Rusları, bu bölgedeki doğudaki Rusları imha etmek üzere taarruz edecekler. Onun için geri çekildi ama buna Rusların razı olacağını sanmıyorum. Bu sanırım çünkü o bölgedeki insanları geri çekmek, o bölgedeki oluşmuş milisleri, orayı savunanları geri çekmek, o bölgeleri vermek demek. O anlama gelir. Yani böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Çünkü o Rusların isteklerinden bir tanesi Minsk 2 protokolünün ya da anlaşmasının uygulanması. Orada buralara hem Lugansk bölgesine hem de Donetsk bölgesine şey veriyorlar. Bağımsızlık veriyorlar ya da şeyde karar aldı biliyorsunuz. Duma da karar aldı bu konuyla ilgili. Ben bunun bir algı operasyonu olduğunu değerlendiriyorum. Sayın Belki Pekin, affedin, haberin detayı da şöyle, şimdi okudum, metnini okudum. Açıklama sosyal medyada yapılmış. Deniz Puşil'in Donetsk'ten geliyor açıklama. Buradaki ayrılıkçı grubun başı Deniz Puşil'in. Diyor ki Rusya kabul etti. Burada gerginlik tırmandığı için işte kadınların, çocukların tahliyesi konusunda onlara işte fırsat, barınak sağlamayı Rusya kabul etti diyor. Russia had agreed diye. Evet, metin böyle yazılmış yani. Bunu söylüyor. Dolayısıyla bu da işin algı boyutu mu diyorsunuz? Evet. Yoksa yani gerçekten burada da tansiyonun artacağına yönelik bir işaret olarak mı okuyorsunuz? Artabilir tabii ama yani sonuçta karşılıklı ateş. Bu hem algı anlamında kullanırız bunu. Hem de çocukların ve ailelerin oraya geriye göç etmesi geçici olarak orada hak iddia etmelerini şey yapmaz. Zaten oradakilerin çoğunun Rus pasaportu da var. Yani Rus pasaportu var, Ukrayna pasaportu var. İki kimlikli büyük bir kısmı. Bence daha çok işte buradaki çocukları ve şeyleri, yaşlıları, kadınları tahliye etmek suretiyle hem o dünyaya bir algı operasyonu veriyorlar. Bu tabii şey olur mu? Ukrayna'nın taarruz edeceği konusu. Bugün şey vardı, sanırım Lavrov vardı ya da başka bir şeyin, Savunma Bakanı'nın. Diyor ki Ukrayna'nın taarruz edeceği niye aklınıza gelmiyor diyor. Yani buna yönelik bir şey olabilir. Yani Ukrayna taarruzuna karşı, Ukraynalıların bu milislere taarruzuna karşı buradaki kadın ve çocukları geri alma. Bu aynı zamanda dünya üzerinde de Ukrayna'nın buraları rahatsız ettiğini, buradaki insanları öldürdüğü gibi bir... Yani bu tamamen bir şey savaşı. Yani normal sıcak savaştan evvel uygulanan, belki aylar sürecek olan bir propaganda savaşı. Psikolojik harekat yapılıyor bölgede. Biraz evvel şey konusu vardı şeyle ilgili. Mesela Rusya güvenlik tedbirlerinin tartışılmasını gündeme getirdi. Yani Amerika, evet Bulgaristan çok korkuyor. Bulgaristan'a mecburen, çünkü Bulgaristan NATO'da şeyin yanında olmayabilir.
eğer güç vermese ya da oraya takviye yığınak yapmasa Amerikalılar çok Bulgaristan çok farklı davranabilir. Çünkü Bulgaristan bu konuda Rusya'dan en çok korkan ülkelerden ve Rusya ile ilgili karar alındığı zaman birçok zaman çekimser kalan ya da Rusya'nın aleyhine herhangi bir karar almaktan kaçınan bir ülke. Zaten gücü de yok. Yani iki tane falan şeyi var. F-16'sı var. Geri kalan birkaç uçağı var. Gücü de yok. Gemileri de, deniz kuvvetleri de yeteri kadar değil. Dolayısıyla onlar hep merak etmeyin. Biz arkanızdayız. Çünkü sonuçta bütün takviyelere bakın şey yapıyorlar. Deniz hariç, Doğu Akdeniz falan hariç. Karaya baktığımız zaman hepsi NATO ülkelerine yapılıyor takviyelerin. Çünkü başka bir ülkeye takviye yapamadı. Olsa bile ikili anlaşmalar çerçevesinde. Yani NATO ülkeleri fiilen NATO adı altında şeyi takviye etmez. Bölgeyi takviye etmez. Ya da Ukrayna'ya karşı Rusya'ya karşı Ukrayna'yı takviye etmez. Ama ikili anlaşmalarla belki takviye ediliyor olabilir. Zaten Amerika yapıyor bu işi. Diğer ülkelerin bu konuda çok fazla becerileri de yok. Bir başka konu özellikle mesela Avrupa Rusya şunu öğrendi bu krizle birlikte. Avrupa'nın Rus gazına ne kadar çok bağımlı olduğunu öğrendi. Hani biraz evvel söylediniz ya. Bu bağımlılığı gördüğü anda Rusya Avrupa'nın kendisine bir şey yapamayacağını ya da bu konuda ekonomik tedbirler konusunda bir şey yapamayacağını gördüğü zaman sorun çıkar. Ha, önemli olan şu bakın. Bu burada bir çip sorunu var dünyada biliyorsunuz. Bu çip sorunu özellikle bizim güdümlü mühimmatımızı etkiliyor, güdümlü füzelerimizi etkiliyor. Yine inceledim şeyde haberlerin bir tanesinde diyor ki Rusların bir antitank füzesi için 200 gram gümüş harcıyorlarmış. Ve gümüşün en çok olduğu yerlerde batıda. Şimdi Rusya bu güdümlü mühimmat konusunda eğer stok yapmadıysa, gümüş stoku yapmadıysa çip üretmede büyük bir sorun. Çip almadıysa çip endüstrisi olarak da şeye bağlı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı. Yani böyle olunca tabii büyük sorun çıkıyor. Mesela geçen gün dün galiba bir çip gerekli birilerine telefon ettik. Yani Texas'ta herkes peşin parayla o meşhur işte yeni silikon vadisi diyelim. Çoğu Yahudilerin elinde çip konusunda büyük bir sıra var. Yani silah yapımı için, diğer konularla ilgili, metallerle ilgili, değerli metallerle ilgili işin bir de bu boyutu var. Yarın bir gün eğer yeteri sapı yoksa Rusya'nın bu konu Rusya'ya sıkıştırabilir. Özellikle güdümlü füzeler konusunda Rusya'ya sıkıştırabilir diye değerlendiriyorum. Bunların hepsini hesaplaması lazım Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşmalara bakacağız. Yani kim ne konuştu, neler söyledi belki. Oradan ipuçları çıkartırız ama ben bir savaşın kolay kolay çıkmayacağını değerlendiriyorum. Yani çünkü böyle bir savaş Rusya'nın başına büyük bir bela. Zaten biraz evvel söyledi, Sayın Naim Babiroğlu söyledi. Yani Rusya'nın bir sürü kazancı var. O kazançlara baktığımız zaman sıkıştırdı, gücünü yığdı, Ukrayna'nın girmesi mümkün değil. Ne Gürcistan'ın ne Ukrayna'nın en azından 10-15 senelik bir süre içerisinde NATO'ya üye olması mümkün değil. O zamana kadar köprünün altından ne sular geçer bilemeyiz. Yani o bakımdan ben bir sıcak savaşı beklemiyorum. Şöyle bir şey olabilir. Katliam gibi bir şey yaparlarsa, mesela bu çekilmeden sonra Ukrayna bu bölgeye inip katliam gibi bir şey yaparlarsa, ki onu Zelenski'nin yapacağını sanmıyorum, o zaman Rusya tabii müdahale eder. Ve hiç kimse de sesini çıkartamaz. En azından şeye kadar. Ukrayna'nın doğusunda diyorsunuz. Evet yani. Ukrayna'nın doğusunda. Böyle bir şey yapar. Aman umarım böyle şeyler görmez dünya gerçekten. Evet, sonuçta askeri harekattan bahsetmek tabii ki can kaybından, insan hayatının kaybından bahsetmek demek. Dünyanın hiçbir yerinde bunun taraftarı olacak değiliz herhalde ama dediğinizi anlıyorum. Burada böylesi bir senaryo olursa o zaman dengeleri de çok sert şekilde değiştirme ihtimali var. Teşekkür ediyorum size Sayın Pekin. Sayın Babiroğlu size şimdi sormak istiyorum bunu. Az önce daha doğrusu ilk turda şöyle konuştuk.
Şimdi taraflardan bir hamle geliyor, ondan sonra bir karşı hamle geliyor. Böyle tırmanan bir krize bakıyoruz biz aslında günler, haftalardır. Bir taraftan bütün taraflar, yani aslında şöyle diyeyim, yani Brüksel, Washington, Kiev, Moskova arasında bir trafik var. Kimse konvansiyonel manada bir savaş arzu etmiyor. Az önce Amerikan Savunma Bakanı ve Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun, Austin'le Shoigu'nun konuşmasının bilgisi düştü ajansa. Orada da diplomatik çözüm olsun vurgusu yapıyor savunma bakanları bile. Bu duruma dair bir işarettir. Ama bir taraftan da şöylesi bir risk var mı, masada yok mu, onu merak ediyorum. Yani karşılıklı tırmandırılan bu risk bir noktada bir kazaya da sebep verebilir mi? Yani bir kriz ne kadar kontrollü tırmandırılabilir? Bu büyüklükte bir kriz. Evet. Afşin Hanım, şimdi önce bu krizin ya da gerginliğin adını objektif biçimde koyarsak, zaten öyle de Rusya ABD NATO krizidir bu. Rusya Ukrayna krizi değil, ya da Rusya Ukrayna gerginliği. Ukrayna bir aktör orada. Ukrayna üzerinden Rusya ABD NATO güç mücadelesi, Rusya ABD NATO arasındaki kriz veya gerginlik değil. Dolayısıyla Rusya'nın muhatabı ya da Putin'in muhatabı hiçbir zaman Ukrayna Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanı değil, ABD Başkanı Biden. Bunun altını çizdikten sonra sizin sorunuza gelelim. Burada biraz önce Sayın... Affedersiniz, siz Putin'in muhatabı Zelenski değil Biden dediniz değil mi? Evet. O zaman kesinlikle. Mesela hani biz onları ağırlasak, Zelenski ve Putin görüşse böyle bir şey kabul eder mi? Putin kabul etmez. Hani var ya Türkiye'nin de böyle bir girişimi o sebeple. Şimdi Türkiye kayda değer, olumlu ve olması gereken bir arabuluculuk adımı atmıştır diplomatik. Atmalıdır da. Çünkü hem Rusya ile hem de ABD ile işbirliği var, bir NATO üyesi, ama Rusya ile stratejik yönden hem silah açısından hem de ekonomik açıdan işbirliği var. Böyle bir adım atması kayda değer. Ama Putin tarafından karşılık bulur mu sorusunun öyle cevabı hayır. Tamam. Hayır. Görme olmaz zaten. Çünkü Putin soruldu bu Putin'e. Putin açıklaması öyle. Eğer Ukrayna devlet başkanı, cumhurbaşkanı Moskova'ya gelmek istiyorsa gelebilir, buyurun, ama Donbas ve Kırım'ı artık o bitti. Onun dışında konuşacak bir şey varsa gelebilir Moskova'ya dedi. Bunun dışında İstanbul'da ya da Brüksel'de, Almanya'nın ya da Fransa'nın ya da Türkiye'nin bu konudaki Ukrayna'yla arasındaki arabuluculuk girişimi bu olumludur. Ancak Rusya tarafından karşılık bulduk. Onun altını çizelim. Bu açıdan baktığımızda şimdi burada bir provokasyon söz konusu. Bu provokasyonda eğer Donbas bölgesi Putin için çok önemli. Neden önemli? Gürcistan'a baktığımızda 2008 yılında Güney Osetya ve Abazya'yı yine bağımsızlıklarını tanıdı Rusya ve Gürcistan'dan adeta kopardı. Ve o günde, o zaman da 2008'de Ukrayna ve Gürcistan NATO üyeliğine hazır şekilde demeçler verdi. George W. Bush ABD Başkanı. Ama Gürcistan'a tanklar girdiği zaman Rusya'nın ne NATO ne de ABD hiçbiri müdahale etmedi. Şimdi tarih tekerrür ediyor. Şimdi burada Donbas var. Donbas'ı yine Rus nüfusun yoğunlukta bulunduğu bu alan, bu alanda Rus nüfusu yoğunlukta. Zaten burada bir harekat yapsa Rusya'nın karşısında ciddi bir tepki, ciddi bir direniş olacağını hiç ben değerlendirmiyorum. Hiç değerlendirmiyorum. Ciddi bir direniş olmayacaktır. Ancak oraya girer mi tanklarıyla ya da askerleriyle sorusunun cevabı, eğer provokasyon olursa, biraz önce Sayın Komutanım belirttiği gibi, yani Ukrayna tarafından belirsiz bir yerden Donbas bölgesindeki Rus nüfusuna kayıp verdirecek ve bu kayıp Putin'in masasına çıkacak kadar kayda değer bir kayıpsa, hiç kuşkunuz olmasın, Putin veya Rusya meşru müdafaa hakkı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler 51. maddeyi de söyleyerek, o gerekçeyle, tırnak içinde söylüyorum, o gerekçeyle Donbas'a tanklarıyla veya askeri sistemleriyle oraya müdahale edecek ve Donbas'ı kopararak Rusya Meclisi'nde veya Duma'da bunun bağımsızlığını tanıyacak. Böyle bir olasılık var mı sorusunun cevabı? Her zaman var. Peki böyle bir olasılık yok mu sorusunun cevabı? Eğer provokasyon olmazsa, böyle bir durum olmazsa, ben bu olasılığı da görmüyorum. Çünkü zaten orası şu an itibariyle koparılmış durumda. Orada ayrılıkçılar var, Rusya'nın ayrılıkçılar. Kendi sistemlerini kurmuşlar. Bir adım daha ileri gidecek. Putin'in talepleri var batıdan. Bu
özerk yönetim olsun. Yani Rusya'ya bağlı bir özerk yönetim olsun şeklinde talebi var. Onun yazılı taahhütü henüz gelmedi. Ama şurada şunu unutmayalım Afşin Hanım. Bu güç mücadelesinde NATO ve ABD tarihinde ilk kez 4 Nisan 1949'da kuruldu NATO. Kuzey Atlantik Paktı veya Kuzey Atlantik Anlaşması'yla diyelim. Tarihte ilk kez Rusya karşısında bu kadar çaresiz oldu. Onun altını çizelim. Almanya Ukrayna'ya silah satışını durdururken, Hırvatistan Ukrayna'ya silah satışını durdururken... Sayın Barbaroğlu, affınızı rica edeceğim. Tam konuştuğumuz konularla ilişkili bir canlı yayın var. Lider Putin ve Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ortak açıklama yapıyorlar. Dönüp dinleyeceğiz. Öngörülmektedir. Evet. Sistematik bir şekilde insan hakları ihlalleri gerçekleşmekte. Kendi topraklarında, Ukrayna topraklarında ve Rus nüfusuna karşı ayrımcılık yapıldığını görüyoruz. Gerilimin azaltılması Ukrayna çerçevesinde Minsk Anlaşması'nın en temel unsurlarından bir tanesi. Kiev'in yapması gereken şey burada müzakere masasına oturmak. Luhansk bölgesiyle ilgili olarak, Donbass'la ilgili olarak ve bu çatışmanın bir an evvel sona ermesi için katkıda bulunmak. Ancak şu ana kadar gözlemleyebildiğimiz kadarıyla sadece gerilimin tırmandığını görmekteyiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sözlerime son verirken Sayın Lukashenko'ya çok teşekkür etmek istiyorum yapıcı diyalogdan dolayı. Eminim bu görüşmeler daha da güçlenerek artacak ileriki dönemde iki ülke arasında, ülkelerimiz arasında. Farklı faaliyetleri de işbirliği çerçevesinde zaten planladık. Teşekkürler. Evet, bugünkü toplantımız Sayın Putin'le özellikle askeri gerginliğin tırmandığı bir ortamda gerçekleşmekte. Sayın Putin de söyledi. Bu soruna özellikle görüşmemizde son derece eğildik. Ortak hareket alanlarımızın neler olabileceğini tartıştık ortaklarımızla birlikte. Bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Kimse savaşı istemiyor ve durumun daha da kötüleşmesi veya çatışmanın artması ne Rusya'nın ne de Belarus'un faydasına menfaatine olacaktır. Ben Belarus'taki durumu bilenlerin şunu da çok iyi bildiğini düşünüyorum. Bizim durumumuz Ukrayna'ya bağlı değil. Değerli izleyiciler, sıcak açıklamalar Ukrayna krizi ile ilgili olarak peş peşe geliyor. Az önce Rus lider Putin'in açıklamasını ekrana getirdik. Önemli, NATO ile güvenlik garantileri konusunda diyalog sürdürmekle ilgili yorumları var yakalayabildiğim kadarıyla. Bir taraftan da dediğimiz gibi güvenliğin Davos'u olarak da anılan Münih Güvenlik Konferansı devam ediyor. Burada da Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken konuşuyor. Sanıyorum görüntülerin geldiği oturumda. Doğru mu arkadaşlar? Canlı mı geliyor sol taraf? Evet, soldaki pencerede Münih Güvenlik Konferansı'nda Blinken'ın da konuştuğu oturumu görüyoruz. Duyalım mı bir neler diyorlar? Peki, söz Blinken'a geçtiğinde döneceğiz. Anladığım böyle. Dönüyoruz tekrar Belarus'a. Yarın Sayın Putin'le birlikte ortak bir etkinliğe katılacağız. Rusya Federasyonu'nda medya organlarına bu konuda bilgi vereceğiz. Tatbikatlarla ilgili olarak onlar da yakında sona erecek. Sayın Başkan, Sayın Putin zaten bu konuyu anlattı. Sınırımızda olan bu tatbikatlarla ilgili durumu anlattı. Ukrayna tarafından durumun, gerginliğin tırmandırıldığını görüyoruz. Olası bir saldırının geri püskürtüleceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu sınırları Ukrayna'yla olan sınırımızı
korumak için çaba sarf etmemiz kimseyi şaşırtmamalı. Eğer bir savaşa maruz kalırsak kendimizi korumak için tabii ki belirli bir tutum takınacağız. Biz burada gerekli askeri sistemleri ortaya koyarak sınırımızda karşılaşabileceğimiz herhangi bir soruna karşı kendimizi savunmak istiyoruz. Bütün bu tatbikatlarla ilgili hepsi belgelere dayalı ve biz bunları kimseden saklamadık, kimseden gizlemeye çalışmadık. Herkes zaten bunların bilincinde, herkesin bilgisi dahilinde gerçekleştirilen tatbikatlardır bunlar. Son derece şeffaf bir şekilde herkese açık. Biz kimseden hiçbir şey saklamaya çalışmıyoruz bu tatbikatlarla. Ve gözlemciler var. Bir ataşeler ordusu ve medya temsilcileri tarafından takip edilmekte, izlenmekte, gözlemlenmekte bütün bu tatbikatlar. Biz birliğimiz çerçevesinde bir kararname imzaladık geçtiğimiz aylarda. 2021, 23 ve 28'e kadar devam edecek şekilde birliğimizin devam ettirilmesi konusunda %30 gelişme kaydettiğimizi söyleyebiliriz ve şu ana kadar yapılanlara bakacak olursak ki bu konuyla ilgili çok fazla bilgi verildi. Sayın Başkan Putin de biraz önce bu konuya detaylıca, etraflıca değindi. Şu anda dikkatimizi büyük ölçüde mali konulara, gümrükle ilgili konulara, ortak bir gaz, doğal gaz pazarı oluşturulmasına odaklamış durumdayız. Ve bir savaşın ön cephesinde yer almak isteyen varsa eğer en çok onlar zarar göreceklerdir. Çünkü artık bu bir ekonomik savaşa da dönmüş durumda. Bize karşı başlatılan ekonomik bir savaştan bahsediyoruz. Bunun maliyetinin çok yüklü olduğunu söyleyebiliriz. Yaptırımlardan bahsediyoruz. Ve çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu artan gerilimin, tırmanan gerilimin ne yönde ilerleyeceğine doğru. Bugün bu konuları ele aldık etraflıca Sayın Putin'le. Kendisi çok güzel bilgiler verdi zaten bize konuşulan konularla ilgili olarak. Müteşekkirim. Rusya Federasyonu da hiçbir şeyi gizlemeden, saklamadan bu mevcudiyetle ilgili, askeri mevcudiyetle ilgili son derece şeffaf bir şekilde süreci yürütmekte. Bir hibrit savaştan bahsediyoruz ama biz bu savaşın üstesinden geleceğiz ve işbirliğiyle, ikili ticaretimizle bu konuları ilerleteceğiz. Evet, dünya çok büyük. Tabii ki kapıları kapatamazsınız. Bütün ulaşım yollarını kapatamazsınız. Ekonomiden de bahsettik. Geçtiğimiz sene tüm pandemi ve virüs koşullarına rağmen çok iyi bir işbirliği yürüttük. Ticaretimiz çerçevesinde 40 milyara ulaşıldı. Çok büyük bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Rusya ve Belarus arasında hiçbir ticaret duvarı bulunmamakta, bir engel bulunmamakta. Ekonomilerimiz büyümeye devam etti. Gayri safi yurt içi hasıla ve endüstriyel sinayi çıktı açısından faaliyetlerimiz devam ediyor. Ve zaten Sayın Putin kaydettiğimiz başarılardan bahsetti. Ekonomiyi destekleyeceğimiz destek paketlerinden bahsettik. Yıl içerisinde yürütülecek olan icraatlardan bahsedildi. Ve Sayın Rusya Federasyonu Başkanı bizim anayasa referandumumuz çerçevesinde de Belarus'a bize... Evet, hem Münih Güvenlik Konferansı'ndan hem de orada Blinken konuşuyor. Diğer tarafta Rus lider Putin'in toplantısı var. Bunları da yakından takip ediyoruz Ukrayna gerginliği çerçevesinde. Sayın İsmail Hakkıbekir'e, Sayın Naim Baybiroğlu'na çok teşekkür ederim. Bu programa katkı verdikleri için biz şimdi reklama gideceğiz.
Noktalıyoruz değerli izleyiciler burada 360. Ukrayna gerginliğine son 24 saatteki gelişmeler üzerinden bakmaya gayret ettik. Bir yandan Münih Güvenlik Konferansı'ndan çıkacak mesajlar önemli. Diğer yandan Putin'in basın toplantısını ekrana getirdik. Oradan gelecek açıklamalar önemli. Krizde henüz bir tansiyon düşüklüğü düşmesi yok ama ihtimalleri var masada. Bu haftayı da Ukrayna kriziyle ilgili olarak böyle kapatıyoruz haftaya. Görüşmek üzere. Afşin Yurdakuban. Hoşçakalın.